Merhaba, Botek Talk etkinliklerimizden banner markamız için karşınızdayız bugün. Ben Aysu Polat, pazarlamada ürün sorumlusu olarak çalışıyorum. Botek, uzun yıllardır endüstriye yönelik otomasyon çözümleriyle kaliteli hizmetlerine devam etmektedir. 8 yıldır da banner'ın distribütörlüğünü yapmaktayız. Bugün sizlere banner çözümleri ve ürünlerinden bahsedeceğiz. Pazarlama ve iş geliştirme koordinatörümüz Mustafa Bey ve banner satış müdürü Çağrı Bey de bizimle birlikte. Merhaba Çağrı Bey. Merhabalar, merhabalar Aysu Hanım. Sunumu yansıtabilir miyiz? Veya yansıtabilir. Tabii ki. Ekranı paylaşabilir miyim Çağrı? Hemen. Evet. Ekran geldi. Tamam, sen alayım istersen burada topu ben. Aynen, siz banner'dan bahsedin lütfen. Herkese merhabalar tekrardan. Ben Çağrı Aydınoğlu. Önce kısaca böyle bir kendimden, daha sonra da banner ve ürün gruplarından bahsetmek isterim. Bu ay itibariyle banner'da 4. yılımı doldurup aslında 5. yılımın içine girdim. Bu süreçte iş geliştirme satış mühendisi, proje satış yöneticiliği görevlerini üstlendim. Şu anda da... Sesle birazcık kesilmeler oluyor ama internet kalitesinden... Yankı yapıyor Çağrı. Ayşe Hanım, siz mikrofonunuzu kapatın. Çağrı Bey konuşurken bir sıkıntı olmaz. Siz sadece konuşacağınız zaman mikrofonunuzu açarsanız Çağrı Bey sizde bir sıkıntı yok. Okey, tamamdır. Dediğim gibi bu süreçte iş geliştirme mühendisi, daha sonra proje satış yöneticiliği görevlerini üstlendim. Şu anda da satış müdürü olarak geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürün gruplarını, mühendislik çözümlerimizi ülkemiz pazarında doğru kişilere, doğru makinalara, doğru proseslere bir araya getirerek katma değerle sonuç elde etmeye çalışıyorum. Birazcık da böyle banner'dan bahsetmem gerekirse de banner engineering'de yaklaşık 55 yıldır dünya çapında endüstriyel ve proses otomasyonunda fotoelektrik sensörler, görüntü işleme kameraları, LED aydınlatma ürün grupları, indikatörler, kablosuz haberleşme cihazları ve makine güvenlik sensörleri üreten ve müşterilerimize hizmet sunan Amerika merkezli ve Amerika kıtasında da sektör lideri olan bir teknoloji firması. Bizim ürün gruplarımıza baktığımızda genellikle otomotiv, beyaz eşya, gıda, paketleme, lojistik, trafik gibi birçok endüstride kullanılmakta. 2011 yılından itibaren de biz Türkiye ekibimizle burada faaliyet gösteriyoruz. Hatta bu sene 10. yılımızı inşallah kutlamasını da yapacağız. Bu şekilde müşterilerimize uygun çözümler bulmak için çalışıyoruz. Banner'ın globalde şu an 1500'ün üzerinde çalışanı bulunmakta. Dünya genelinde 40'tan fazla doğrudan satış yapmamasına rağmen ofisi bulunmakta. 5 tane fabrikası ve 6 tane de lokal bölgelerde ortak girişimleri mevcut. Fabrikalarımıza baktığımızda bunlardan 3 tanesi Amerika, bir tanesi Çin, bir tanesi de Meksika'da. Bu yıl veya önümüzdeki yılda bunlara bir yenisi daha eklenecek. Banner'ı diğerlerinden ayıran özelliklerden bir tanesi doğrudan satış yapmaması. Bu kadar yatırımı, bu kadar çalışanı, bu kadar saha ekibi olmasına rağmen biz satışlarımızın tamamını distribütörlerimiz üzerinden yapıyoruz. Bizi de aslında ayıran özelliklerden bir tanesi, distribütörlerimizle birlikte yol almamızı sağlayan özelliklerimizden bir tanesi de bu. Genel ürün gruplarına ilk önce Aysu Hanım giriş yapsın isterim aslında bir. Aysu Hanım. Aysu Hanım, mikrofonunuzu açmayı unutmayın. Evet, geliyor şu an. Fotoelektrik sensörler, cisimlerin varlık yokluk kontrolleri için kullanabileceğiniz teknolojik ürünlerdir. Banner, fotoelektrik sensör ailesinde oldukça çeşitli ürün yelpazesine sahiptir. Qson 8 serisi, kubik ve silindirik yapısıyla birçok farklı modeldeki sensörün yerini kolayca montaj avantajı sağlamaktadır. Silindirik tipli fotoelektrik modeller. Evet. Çağrı Bey devam edebilir miyim? Tabii ki. Zorlu ortam koşulları için dayanıklı olan modeller. Kare tipli fotoelektrik modeller ve tabandan montajlı dikdörtgen gövdeli modeller seçenekleri bulunmakta. Bu
grupta QS30 serisinin suya dayanıklı ortamlarda çalışabilen modelleri, reflektörden yansımalı şeffaf algılayan modelleri ve şeffaf ya da opak şişe içerisindeki sıvıyı algılayan modelleri bulunmaktadır. Ve endüstri standardı gövdede kubik yapılı fotoelektrik sensör modellerimiz de bulunmaktadır. Burada aslında olay şu, proseslerin ihtiyacı neyse, Banner temellerinde bir sensör firması olmasının gerekliliğiyle her türlü şeye cevap verebiliyor. Sizin prosesleriniz böyle zorlu bir ortamsa okey, ama daha standart bir ortamsa, ekonomik bir çözümse, burada da doğrudan çözüm sağlayabiliyor. Bu aslında Banner'ı güçlü kılan özelliklerden bir tanesi. Ayşe Hanım. Evet, minyatür gövdeli sensörlerle dar açılı yer sıkıntısının olduğu uygulamalarınızda değerlendirebileceğiniz çok küçük gövdeli yapılara sahip olan gruplarda bulunmaktadır. 5 milim genişliğinde, 4 milim çapında olan ve ince gövdeli yapıda sensör modellerimizde mevcut. Fiberoptik sensörler. Fiberoptik grubunda Banner'ın en önemli özelliklerinden birisi hızlı tepki süresine sahip olması. Cam ve plastik gövdeye sahip probları esnek yapısı sayesinde kısıtlı alanlarda ve ulaşılması zor yerlerde montaj kolaylığı sağlamaktadır. Çatal tipli modelleri küçük cisim sayma uygulamalarında çözüm sağlamaktadır. Patlayıcı ortamlar için uygun fiber optikler. Array tipli modelleri kenar kontrol uygulamalarında çözüm sağlayabilir. Yüksek sıcaklıkta çalışabilir fiber optikler. Burada aslında fiber optikleri farklı kılan birkaç tane özellik var. Standart sensörlerde yaşanan bazı aksaklıkları burada yaşamayabiliyorsunuz. Çünkü ucundaki kamçı olarak adlandırdığımız kablo kısımları yeri geldiğinde kimyasallara dayanımı, yeri geldiğinde yüksek sıcaklıklara dayanımı, yeri geldiğinde esnek montaj seçeneği sağlaması gibi şeylerle ön plana çıkıyor. Örnek vermek gerekirse bir prosesiniz var. Fırının içinde herhangi bir şey algılamak istiyorsunuz ve belki de oranın sıcaklığı 150 derece, 200 derece. Normal standart şartlarda oraya bir elektronik komponent koymanız pek mümkün değil sensör anlamında. Ama fiber optik sensörlerle mesela bizim ürün gruplarıyla 200 derece, 300 derece, 310 derecelik sıcaklıklarda bile doğrudan çalışabilecek ürün gruplarımız var. Ya da kenar kontrol, bu birçok yerde aslında uygulanan şeylerden bir tanesi. Ürünlerin boyutunun ölçülmesiyle birlikte sağa sola kaymalarda kontrol yapmak istenebiliyor. Buradaki ürün gruplarımız da yaklaşık 500 mikronluk hassasiyetle bunları basit ürün gruplarıyla ekonomik bir şekilde sağlayabiliyoruz. Yeri geldiğinde sizin ufacık bir parçanız olabiliyor ve bu parça herhangi bir yerden düşerken sağa sola kayma gibi şeyler yaşanıyor. Ya da parçanın boyutu, açısı, çapı gibi şeylerden dolayı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bizim en solda görmüş olduğunuz gibi yüksek hıza sahip amfi üniteleriyle birlikte kullandığımız sayıcı kamçılar sizin serbest düşüşteki malzemelerinizi bile %100 doğrulukla sayabiliyor. Bu aslında güzel bir uygulama örneği. Bunun devamında birazcık Banner'ın da önem verdiği ve gerçekten güçlü olduğu ürün gruplarından bir tanesi lazer sensörler ve bizim amiral gemimiz olarak da adlandırabileceğimiz aslında Q4X serisi. Q4X serisini öne çıkaran birkaç tane farklı özelliği var baktığınızda. Şu an Q4X serisi altında 30'un üzerinde modelimiz var. Yani ne kadar önem verdiğimiz ve sahada ne kadar buna ihtiyaç olduğu ile alakalı aslında bir işaret olabilir bu. Bu ürün grubunun böyle key'i, başlığı aslında baktığınızda yüksek performans. Bu ürünü aldığınızda çok farklı noktalarda performans alabiliyorsunuz. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir dijital çıkışa ihtiyacınız olabilir. Herhangi bir yerde bir analog ölçüm yapıyor olabilirsiniz. Ya da sizin teknolojiniz, ben IO-Link üzerine bir haberleşmeyle ilerlemek istiyorum dediğinizde bunların tamamına izin verebiliyor. Ürünümüz 25 milim ile 610 milim arasında çalışabiliyor farklı modellerine göre. Dual öğretmen modu dediğimiz başka hiçbir rakibimizde, globalde başka hiçbir firmada bulunmayan bir özelliğimiz var.
Normalde sensörlerin baktığınızda öğretme modları, çalışma modları ya mesafe ölçümü üzerinedir ya da bir renk kontrolü üzerinedir. Ama bu sensör içinde bulunan dual öğretme modu sayesinde siz prosesinizde mesafe ve renk kontrolünü aynı anda yapabiliyorsunuz. Tek bir sensörle, tek bir çıkışla. Bu koyduğunuz bir parçanın orada olup olmadığıyla birlikte doğru parça mı, farklı renkteki bir parça mı ya da bir içecek şişesinin üstüne kapattığınız kapağın doğru kapak mı yoksa farklı bir markadan gelen yanlış bir kapak mı, bunları bile algılamanızı sağlayabiliyor. Ürünümüz zorlu çalışma koşullarında rahatlıkla çalışabiliyor. Çünkü IP69K koruma sınıfına sahip. Gıda tarafında çok sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi de ürünümüzün FDA onaylı olması ve 316L paslanmaz çelik gövdeye sahip olması. Bu gerçekten fark yaratan bir özelliğimiz. Ürünümüz tamamıyla sağlam, mekanik darbelere karşı çok dayanımlı, sıkışmalara, aşırı vibrasyona karşı mukavemeti çok çok yüksek. Ve gene işimizi kolaylaştıran ve prosesi hem başlattığımızda ayarları yaparken hem de normal çalışırken kontrol etmenizi sağlayan bir 4 haneli ekranla size anlık olarak bütün bildirimleri veriyor ve ayarları yaparken bunun üzerinde kolaylıkla sonuca gitmenizi sağlıyor. Birkaç tane uygulama örneğine bakmak gerekirse hattan akan incecik bir parça. Bu çikolata olabilir, daha ince bir şey olabilir. Bizim için hiç sorun değil. Ön fon bastırma, arka fon bastırma ya da iki noktalı öğretme gibi metotlarımızla rahatlıkla algılayabiliriz. Ürünün özelliklerinden bir tanesi şeffafta da rahatlıkla kullanabiliyor olması. Normal şartlarda bu tarz sensörlerde reflektörlü tercih edilir şeffaf algılamalarda. Ama bizim ürün grubumuzu cisimden yansımalı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün renk noktasında da çok ciddi başarıları var. Siyah üstünde siyah incecik bir parçanın algılanması. Normal şartlarda zordur ama Q4X ile çok kolay. Veya bir seviye ölçümü. Dediğim gibi ürünün analog ölçüm özelliği de var. 4.20.0.10 nasıl kullanmak isterseniz. Burada özelliklerden bir tanesi sensörümüz sizin tetik verdiğiniz andan tetiği kestiğiniz ana kadar ölçüm alabilmesi ya da aldığı ölçümleri size belli filtrelerden geçirip verebilmesi ya da belli ortalamaları vermesi. Aldığınız anlık bir ölçüm aşağıda, bir ölçüm herhangi bir hatadan dolayı yukarıda olabilir ama siz şunu diyebilirsiniz. Bana 16 tane örnek al ve bu 16 tane örneğin ortalamasını ver. Sensör herhangi bir cihaza gerek duymadan bunları bile yapabiliyor. Daha uzun menzillere ihtiyaç duyduğumuz noktada kullandığımız ürün bizim Q5X ailemiz. Q5X ailemiz de yüksek ışık gücüyle aslında ön plana çıkıyor. Ürünümüzün dijital veya IO-Link çıkışları mevcut. 2 metre ve 5 metrelik menzilde. Özellikle dediğim gibi yüksek ışık gücü sayesinde koyu renkli hedeflerde üstün algılama sergileyebiliyor. IP67 koruma sınıfına sahip. Üzerinde bulunan gene ekranlar ve butonlarla kolay ayar ve izlenebilirlik özelliğimiz var. Q5X'te gene bir şeffaf algılama işiniz olabilir ama yakından değil daha uzaktan algılamak gerekebilir. Cisimden yansımalı olarak gene bunu yapabilirsiniz. Ürünümüzü açılı olarak bir parlak metal algılama bir yüzeyde kullanmanız gerekebilir. Bu çok sık yaşanan sıkıntılardan bir tanesidir. Metallerdeki yüksek yansıma. Bunu sensörünüz üzerinden ayarlayabilir ve kullanabilirsiniz. Veya dediğim gibi siyah üstünde siyah bir şey, uzun menzilden siyah bir malzemenin algılanması mat, parlakla birlikte gene burada rahatlıkla çözüm olarak kullanabilirsiniz ürün grubumuzun. Daha da yüksek menzillerde ürün grubu gerektiğinde kullandığımız ürün grubu bizim LTF ailemiz. Uzundan kastım gerçekten uzun, cisimden yansımalı olarak 12 metre ve 24 metrelik menzile sahip ürün grupları. Bu cihazımızda yine dijital, analog, IO-Link çıkışlarının tamamı mevcut. Ürünümüz renkten bağımsız, açı, parlak yüzey, bunların hiçbirisinden etkilenmeden yüksek performansla çalışabiliyor. Çözünürlük noktasında kullandığınız mesafeye göre 0.3 milim ile 4 milimlere kadar bir çözünürlük arasında farklılıklar verebiliyor kullandığınız modellerde. 10 milim ile 25 milim arasında bir doğrusallığımız var. Ürünümüz döküm gövde ve IP67 koruma sınıfına sahip, yani tamamıyla endüstriyel bir ürün. Kendi üzerindeki 2 satır 8 karakterlik ekran ve butonlarla kolay ayar ve izlenebilirlik sağlayabiliyor. Bunun güzelliklerinden bir tanesi siz yukarıda milimetre cinsinden değeri görürken alt satırda da mesela ekranda da gördüğünüz gibi o anki analog değerinizi görebiliyorsunuz aldığınız. Ve gidip panonuza baktığınızda gerçekten bu değeri alıyorsanız skalalandırmanızın doğru olduğu ya da arada herhangi bir parazitin olmadığını bile teyit edebiliyorsunuz bu noktada. Çağrı Bey. Buyurun.
LTF'nin maksimum mesafesinde de koyu cisim üzerindeki algılama kalitesi iyi seviyede diyebiliyorum rakiplere göre. Tabii. Kendi sınıfında o bütün ürün grupları arasında siyah nesnelerde en yüksek doğrusallığa sahip ürün grubu. Bu aslında LTF için değil, bütün lazer sensörlerimiz için geçerli olan şey, yüzeyin renginden, açısından, formundan bağımsız olarak kullanabilirsiniz. Bizim ürün grubumuzu illa dik kullanmanız gerekmiyor. Açılı olarak da kullanma gibi bir opsiyon sağlıyor. Sıcaklıktan etkilenmeme noktasında stabilitemiz gerçekten çok yüksek. Dış aydınlatmalardan etkilenme konusunda gerçekten başarılıyız. Ve herhangi bir hızlı bir prosese ihtiyacınız varsa bu ürün gruplarında 1,5 milisaniyeye kadar düşebiliyorsunuz. Mesela birkaç uygulama örneği. Siyah kauçuk normalde algılanması zordur. Ama biz bunu, siz deseniz ki biz bunu 3 metreye koyacağız, 5 metreye koyacağız. Memnuniyetle, hiç sorun değil. Bu da bir tansiyon kontrolü, bir gerginlik kontrolü var aslında. Herhangi bir silonuzun bu sıvı tarafı değil, katı tarafı için seviye kontrolünde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ya da bir kaynak hücreniz vardır. Kaynak hücrenizden ufacık milimetrik parçaları görmek istiyorsanız gene LTF serisiyle rahatlıkla çözüm sağlayabiliriz sizlere. Üst sınıflarda olduğu gibi aslında hassas işlerde de size sunabileceğimiz çok mükemmel ürün grupları var. Bunların başını çeken ürün grubu bizim için LM serisi. LM serisi yüksek hassasiyete sahip bir ürün grubumuz. Ürünümüzün dijital, analog, IO-Link ya da RS-232 gibi çıkışları mevcut. Burada seçeneğimiz gene bol. 80 milim ve 150 milimlik modellerle sizlere 2 mikron ve 4 mikronluk çözünürlüğe sahip hassas ölçüm seçenekleri sunabiliriz. Bu 2 mikron ve 4 mikron gerçekten iddialı rakamlar. Biz bunun sahada karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Ürünümüz hassas olmasına rağmen koruma sınıfı gene endüstriyel olarak IP67 üst sınıfta. 316L paslanmaz çelik gövdeye sahip ve opsiyonel olarak kullanılan harici bir ekranımız var. Ölçüm sensörlerinde genellikle anfünites olarak verdiğimiz bu harici ekran standart olarak kullanılır. Ama bizim ürün grubunda şöyle bir şey var. Siz bu ürün grubunu ilk ayar zamanında kullanmak isteyebilirsiniz. Ya da IO-Link'te kullanıyorsanız mesela hiç kullanmak isteyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki ben bunu ilk başta ayarlamak için kullanacağım. Benim buradaki ayarlarımın tamamını kendimin yapması lazım. Bunu ayarladıktan sonra harici olarak kullandığınız bu anfünitesini çıkartarak sensör uçlarından gene çıkışları almaya devam edebilirsiniz. Bu özellikle fabrikalarda seviliyor. Çünkü bu ayarlamaları yapan kişi başkasının ayarlarını bozmasını istemiyor. Bizim ürün gruplarımızda kitleme gibi bir özellik de var, şifreleme özelliği, ama doğrudan bu ürün grubunda amfiyi de çıkartıp rahatlıkla kullanabilirsiniz LM serimizi. Gene doğrusallık, kalınlık ölçümü, pozisyon kontrolü gibi uygulamalarınızda rahatlıkla sizlere çözüm sağlayabilir. Ultrasonik sensör tarafı, Aysu Hanım buradan siz bahsedin isterseniz kısaca. Aysu Hanım. Tabii, görüntüyü biraz büyütebilirsiniz. Büyütebilir misiniz? Tam ekran yapabilir misiniz? Şu an bende tam ekran ama bir aksilik mi var? Sensörlerde 8 metre mesafelere kadar algılama seçeneği bulunan modellerimiz mevcut. Zorlu ortam koşulları, kimyasala dayanıklı olan modeller, dijital analog çıkışlı olan ve kablosuz bağlantısı olan modellerimiz mevcut. Ultrasonik sensörler aslında kullanıldığı yerden de böyle kısaca bahsetmek güzel olabilir. Biz ultrasonik sensörleri genellikle sıvı seviyelerinin kontrolü, ölçülmesi ya da otomatik olarak hem alt hem üst seviyeye geldiğinde otomatik olarak besleme yapabilecek modelleriyle ön plana çıkartıyoruz. Örnek veriyorum, sizin bir tankınız var ve bu tankın içindeki alt seviye, üst seviyeyi sensöre girerek çift çıkışı ayrı ayrı öğreterek doğrudan pompanızı sürebilir ya da durdurabilirsiniz. Bu 8 metreye kadar çıktığında doğrudan kullanabildiğimiz ürün grubu aslında ultrasonik sensörler. Ultrasonik sensörlerin yetmediği yerde bizim 15 metreye kadar kullanabildiğimiz radar sensörlerimiz mevcut. Bu ürün grubunda 122 GHz gibi yüksek, gerçekten yüksek bir frekansta çalışıyoruz. Biz bu ürün grubunu gene seviye kontrolünde kullanıyoruz daha çok. Herhangi bir katı materyalimiz olabilir, bir sıvı materyalimiz olabilir. Daha da güzeli ve ürünü ilginç kılan noktalardan bir tanesi sizin bir kimyasal tankınız olabilir.
Sektörde yaşanan en büyük sıkıntılardan bir tanesi kimyasalların, sensörlerin ön yüzünü zamanla korozif etkiden dolayı kullanılamaz hale getirmesi. Biz bu ürün grubunu sizin kullandığınız plastik tankların doğrudan üstüne monte edebiliyoruz. Bu şekilde kimyasala maruz kalmıyor ve ebediyadilik kullanabiliyorsunuz. En sağda ve en solda gördüğünüz örnekler birebir bu örnekler aslında. Sahada yaptığımız doğrudan o denemeleri yaparken çektiğimiz fotoğraflar. Dediğim gibi kimyasala maruz kalmaması ürün ömrü anlamında çok ciddi faydalar sağlıyor. Bizim radar sensör grubunda sadece seviye sensörü algılamasında değil, farklı algılama tekniklerinde de kullandığımız ürünlerimiz var. Buradaki frekansımız daha düşük. Örnek veriyorum, sizin bir yükleme kapınız var, sizin bir otoparkınız var, sizin bir tır yanaşma noktanız var. Burada araç algılama amacıyla kullandığımız radarlarımız var. Siz tren yolu sektöründesiniz, gemi sektöründesiniz, doğrudan burada kullanabileceğiniz, tren algılayacağınız, gemi algılayabileceğiniz ürün grupları var. Hatta kimi limanlarda mesela yanaşma noktasını bile algılamak istiyorlar. Burada 100 metrelerde kullanabileceğimiz analog sensörler var, radar sensörlerimiz. Siz herhangi bir wind çarpışma sensörü olarak bizim radar sensörlerimizi kullanabilirsiniz. Gene artık günümüzde de çok yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araç şarj istasyonları, en sağ alt köşedeki resim bu. Doğrudan orada araçların algılanması ya da herhangi bir proseste araçlarınızın algılanarak bir işi başlatmak istiyorsanız doğrudan kullanabileceğiniz ürün gruplarımız var. Bir diğer seçenek de profil sensörlerimiz. Profil sensörlerinin kullanımı gene endüstriye göre aslında değişiklik gösteriyor. Bunların en başında lojistik tarafı geliyor. Siz herhangi bir ürünü banttan akarken ebatını çıkartmak istiyorsanız bizim ürün gruplarını 2.4 metreye kadar çıkan boylarla yatay, dikey ebatlarını ölçüklendirebilirsiniz. Ya da aynı ürünü kenar kontrolünde de kullanabilirsiniz. Ebat kontrolünde, iç çap kontrolünde, dış çap kontrolünde sensörün kendi içinde bulunan özelliklerle ne kontrol yapmak istiyorsanız, dediğim gibi iç çap olabilir, dış çap olabilir, kenar kontrol olabilir ya da profil çıkarmak için kullandığınız özellikler olabilir. Bunlara birebir cevap verebilir ürün grubumuz. Bunu hani hayatımızdan yine bir örneklemek gerekirse OGS, HGS gişelerini tamamımız kullanıyoruz. Oradan geçerken sizin araçlarınızı algılayan sensör grupları dahil aslında tam olarak bunlar. Banner'ın profil sensörleri. Aracınızın profilini çıkartan, hangi sınıfta olduğunu, sizin HGS'nizin doğru olup olmadığını eşleştiren ürün grupları bile burada. Bir diğer ürün grubumuz renk sensörleri. Aysun'un burada gene topu size verebilirim isterseniz. Farklı renge kadar tanımlama yapabileceğimiz modellerimiz var. IO-Link üzerinden renklerin RGB tonlarını alabilir. Renk geçişlerinde performansı yüksek çalışan renk sensörlerimiz 150 milim mesafelerde algılama yapabilen modelleri mevcut yine. Üzerindeki LCD ekran ve butonları aracılığıyla kolayca konfigüre edebilirsiniz. Bununla alakalı bir video var devamında, onu açalım. Ürün aslında burada karşısında gördüğü rengin RGB değerlerini, parlama değerlerini doğrudan IO-Link üzerinden alarak bizim gene IO-Link'te çalışan bir indikatörümüze veriyor videoda. Ve okuduğu değer renk neyse tam olarak aynı şekilde indikatörde bile yansıtabiliyor. Size bunları sayısal olarak vermesinin haricinde. Aysun Hanım. Sensörlerimizde 220 milim mesafelere kadar çatal aralığı olan modellerimiz var. Bu grupta yüksek hızlı tepki süresine sahip çatal etiket sensörümüz, ekranda resimde görünen, gerçekten çalışma performansı yüksek hızlı hatlarınızda değerlendirebileceğiniz etiket uygulamalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün çatal aralığı 0.5 milim aralığında. 40 milisaniye, 40 mikrosaniyede çıkış tepki süresi var. Ürünü standart etiketlerle birlikte mesela burada şöyle bir özellik var.
proseslerde şeffaf üstünde şeffaf etiket algılamak mesela zor bir iştir. Ama bizdeki çatal sensör ürün gruplarıyla bunları da rahatlıkla yapabilirsiniz. Ya da çok hızlı bir prosesiniz varsa 40 mikrosaniye gibi gerçekten hızlı bir tepki süresiyle gene bu ürün gruplarını kullanabilirsiniz. Proseslerinizde gene kullanabileceğiniz ürün gruplarından bir tanesi nem ve sıcaklık sensörü. Bizim nem ve sıcaklık sensörlerimiz aslında birkaç tane. Bunlardan sadece nem ve sıcaklığı ölçen ürün grubu, kablolu veya kablosuz kullanılabilen, wireless olarak kullanılabilen modelimiz de var. Ortam nem ve sıcaklığını ölçen ürün grubu, M12FTH grubumuz. Burada ürün grubuyla bir panonuzun içindeki nem ve sıcaklık veyahut da bir odanızın içindeki nem ve sıcaklığı kablolu RS485 olarak ya da doğrudan wireless olarak bir noktaya taşıyabilirsiniz. Bir diğer ürün grubumuzda TGH olarak adlandırdığımız infrared sıcaklık sensörü. Bu ürün grubuyla da 300 santigrat derecelere kadar 1 metreden ölçüm alabilirsiniz. Bir yüzey sıcaklığı ölçümü gerekiyorsa bunu da rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Bu sensör grubunda aslında bahsetmek istediğimiz ürünlerden bir tanesi de Endüstri 4.0 başlığı altındaki vibrasyon sensörlerimiz. Biz vibrasyon ve sıcaklık sensörlerimizi kestirimci bakım olarak çok ciddi anlamda kullanıyoruz. Türkiye'de ilk 500'de olup da bizim vibrasyon sensörümüzü öyle daha test etmemiş, kullanmamış neredeyse kalmadı diyebiliriz. Bu da ciddi bir şeyimiz var. Kestirimci bakımının amacı aslında şu. Sizin bir makinenizin üzerinde fanınız, pompanınız, rediktörünüz, yani kısacası döner ekipmanı olan herhangi bir cihazınızın arızalanmadan önce size bunu haber vermesini sağlayan sensör. Yani diyor ki ben belli sebeplerden dolayı, bu örnek veriyorum, rulman eksenindeki vibrasyonun yükselmesi, eksenle eksenle alakalı bir şey ya da açısal hizalama, paralel hizalama, yük dengesizliği ile alakalı bir sıkıntıdan dolayı arıza yapacağım. Lütfen gel beni kontrol ettiği aslında motorunuzla veya motorunuzla, pompanızla ve sizin aranızda bir köprü kurmasını sağlayan sensör grubu. Buradaki kestirimci bakım tarafında bizim vibrasyon sensörünü tercih etmek sebeplerimizden bir tanesi de bunu standartlarla müşterilerimize anlatabiliyor olmamız. Bu standarttan kastım da global bir şey. ISO 10816-1 ve ISO 10816-3 standartlarıyla hangi motorun ne kadarlık bir vibrasyon değerine sahip olması gerektiği aslında yazılı olarak belirtiliyor. Bizim yaptığımız da tam olarak bununla gerçekteki değeri örtüşüp örtüşmediğini kontrolünü ve daha sonra size çıktılarının sağlanması. Aydınlatma grubundan da kısaca bahsedelim. Burada gene ben sözü Aysu Hanım'a bırakayım. VLS-15 serimiz ince gövdesi ve şık tasarımıyla makine içi aydınlatmada, fono içi aydınlatmada kullanabileceğiniz sağlam yapısı, vibrasyondan etkilenmeyen, 1200 milimetrelere kadar boy seçeneği olan modelli aydınlatmamız. Kat kat bağlanan modelleri de mevcut. Şimdi yeni çıkan Pro serisiyle sınırsız renk seçeneği ve animasyon seçeneği de sunmaktadır. IP67 koruma sınıfına sahip. Banner aydınlatma ürünlerinden VLC60 serisi ağır şartlarda, ağır ortam şartlarında dayanıklılığı olan bir model. CNC makinelerinin içerisinde aydınlatmayı sağlayabilir. IP68G ve IP69K koruma sınıfına sahip 340 ve 640 milim boy seçenekleri var. Aydınlatma şiddeti iyi seviyede. Ya bu ürün grubunun aslında CNC makinelerinde çok kullanılmasının ana sebeplerinden bir tanesi Ayşe Hanım da bahsetmiş olduğu gibi IP68G koruma sınıfına sahip olması. Yani kısacası bor yağına dayanımı olması. Ürün IP69K olsa bile o sızdırmazlık contaları bor yağına karşı dayanımlı değilse bir süre sonra gene sıkıntı yaşanabiliyor. Bizim ürün gruplarında böyle bir şey söz konusu bile değil. Aysu Hanım. Evet, VLS-27 serisi aydınlatma ürünümüz yine dayanıklılığı ile ve aydınlatma şiddetiyle ön planda. Ürünün Pro modeli ile RGB teknolojisi mevcut. Sınırsız renk seçeneği ve animasyon seçeneği. Videoda gördüğümüz gibi
sensörden aldığı anlık veriyle tanımlama yaptığımız renk seçeneklerini direkt indikasyon olarak alabiliriz. Darbelere karşı dayanıklı VLS-27 serimiz, yine kaskat bağlanan modelleri de mevcut. 1130 milimlere kadar boy seçeneği de var. Burada aslında yeni teknoloji olmalarından sebeplerinden bir tanesi Aysun dediği gibi Pro serisi programlanabiliyor. Yani sizin herhangi bir renk talebiniz, bir animasyon talebiniz varsa 2-3 MB'lık bir bilgisayar yazımı ve bir USB kablo ile bunu istediğiniz gibi sen şeyin aydınlatmanın içine gömebiliyorsunuz. Ürünü farklı kılan özelliklerden bir tanesi de ürünün PWM ve PFM girişleri sayesinde sensörden aldığı datayı, örnek veriyorum bu mesela görseldeki gibi bir lazer mesafe ölçüm durumunu doğrudan aydınlatmaya sağlayabiliyor. Arada herhangi bir PLC'ye, bir dönüştürücüye ihtiyacınız bile olmuyor. Siz bir seviye kontrolünde, bir yanaşma kontrolünde, bir boy kontrolünde bir uygulama yapıyorsanız sadece sensör ve indikatörle işinizi rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Bir diğer ürün grubu HLS-27 grubu. Banner'ın ürün gruplarından bir tanesi de X-Proof ürün grupları. Burada sensörlerde, aydınlatmalarda, indikatörlerde farklı seçeneklerimiz mevcut X-Proof tarafında da. Bahsetmiş olduğumuz HLS-27 gövdesi hem görünürlük hem de dayanım anlamında üst seviye bir ürün grubu. Burada farklı renk seçenekleriniz, boy seçenekleriniz mevcut. Yani bir X-Proof uygulamanız varsa da dediğim gibi hem sensör tarafında, hem indikatör tarafında, hem aydınlatma tarafında farklı çözümler sağlayabiliriz sizlere. Ve normal indikatörler. Aysun'um. Evet, indikatörler. Bir sayfa daha ilerleyebilir misiniz? Banner tepe lambalarında uzak mesafelerden görünebilir canlı renk tonları, enerji tasarrufu sağlayan ve dayanıklı gövdeye sahip modelleri, 3 katlı en çok satılan modeller için 3 katlı 3 renkli olan gruplarda güçlü sponumuz da var, onu da belirteyim. Burada 7 kata kadar renk seçeneği mevcut, tek gövdede 3 renkli olan modellerimiz de mevcut. Buzzer'lı seçenekte 3 farklı ses tonu olan modeller var. Burada seçenek çok aslında. Hem görsel anlamda, hem programlanabilme anlamında, hem kat anlamında çok fazla bir seçenek var. Evet, evet, evet. Ve burada ürün gruplarında şöyle bir şey var. İndikatör ürün gruplarında banner'ın normal yüksek dayanımının haricinde, fiziksel olarak dayanımının haricinde ve ömrüyle alakalı aslında ekstrem durumlar var. Biz indikatör ürün gruplarımızda 100 bin saat LED ömrü olduğunu iddia ediyoruz. Yani herhangi bir kule ışığı bugün prize taksanız ve bunu hiç söndürmeden yaklaşık olarak 12 yıl çalıştırsanız 12 yılın sonunda sadece ışık gücünde yani 100 bin saatin sonunda sadece ışık gücünde azalma meydana gelmeye başlayabilir. Üstün performans diyebiliriz burada. Hem 24 volt hem 220 volt seçenekleriyle. Aysun'un. İndikatörlerde yine sağlam yapıları, don şeklinde olan tipleri 50, 30 ve 22 milim çaplarıyla seçenekler mevcut. Dokunmatik olan modeller, temaslı, temassız olan modeller de yine bulunuyor. Burada da programlanabilir olan modellerimiz var ve çoklu renk seçeneği olan modellerimiz de var. Güçlü görünür ışık yapısına sahip. Burada bizim ürün grubunu herhangi bir demo etme şansına sahip olduğumuz bir partnerimiz, bir müşterimiz olduysa, bu ürün grubunu da demosu ona yapıldıysa, ürün grubu ya fırlatılmıştır, ya çekiçle üstüne vurulmuştur, ya yere vurulmuştur bu ürün. Aslında dayanımıyla ön plana çıkan bir ürün grubu. Hem indikatör tarafı hem buton tarafı. Mesela örnek vermek gerekirse İstanbul'daki şu an yaya geçitlerinin belki tamamında şu sağ tarafta görmüş olduğunuz kubbe şeklindeki butonlar kullanılmakta. Bu butonların kullanılmasının ana sebebi de ürün grubunun IP69K koruma sınıfına sahip olması ve her türlü darbeye yani vandalizme karşı yüksek bir performans sergilemesi. Burada kısaca Pictolite ürünlerinden de bahsedebiliriz.
Peki lan bunu buyurun. Serda programlanabilir olanlar için RGB seçeneğinin açıklamasını yapabilir misiniz? Tabii. En mesela sol tarafta gördüğünüz gibi bir ürün grubunda sizin normal şartlarda aslında sipariş edilirken ürün grupları şöyle sipariş edilir. Ben indikatör istiyorum. Sarı, yeşil, kırmızı neyse artık burada talep edilen renk. Ama bizim RGB programlanabilir ürün grubumuzda sipariş etmeniz gereken tek şey K50 Pro serisi demek. Ürün geldikten sonra istediğiniz renk, istediğiniz animasyon, flash yapması, dönmesi, her şey tamamıyla gene aynı VLS-27 serisinde olduğu gibi bunda da sizin elinizde. Kısacası siz ürün grubuyla ne yapmak isterseniz bir USB kablo ve çok küçük bir programla istediğiniz gibi bunu seçebiliyorsunuz bile. Bitlight tarafından da kısaca bahsetmek isterim. Gene Banner'ın globalde liderliği bulunan ürün gruplarından bir tanesi Bitlight tarafı. Bu yeni çıkan hatta PTL-110 serimiz. PTL-110 sayesinde biz normalde ürün gruplarımızda ya sensör ya indikatörü kullanıyorduk ama PTL-110 ile birlikte bir yenilik daha geldi bizlere. Ekran. Biz ekranın üstüne kutudan kaç tane malzeme alması gerektiği, kutuya kaç tane malzeme bırakması gerektiği ya da o kutunun adıyla alakalı bilgi, bunları verebiliyoruz. Sağ tarafta bulunan indikatörle orada alınan veyahut da çalışması gereken kişilere bir renk atanıyorsa bu renkleri tanıtabiliyoruz. Sensörün üzerinde bulunan, indikatörün üzerinde bulunan sensörle de kişi bunu aldıktan sonra ister eliyle teyit verebilir ya da sağ resimde de gördüğünüz gibi bu Pitulite ürünün altında bulunan sensörle el kutuya girdiğinde otomatik olarak bunu algılayıp bir sonraki prosesi de geçebilir gibi güzelliklerimiz var. Ve bu saydığım şeylerin tamamı opsiyonel. Yani siz ekranı istemeyebilirsiniz, butonu istemeyebilirsiniz, sensörü istemeyebilirsiniz. Bunların hepsiyle alakalı birçok model var. Yine Pitulite ürün gruplarında kullanılan büyük raflarda bariyer şeklinde kullanılan indikatörlerimiz var. Bunların cisimden yansımalı olarak, reflektörlü olarak, karşılıklı olarak kullanılabilecek birçok modeli var. Ve gene en çok kullanılan dokunmatik sağlam butonlarımız veya yaylı butonlarımız. Gene ışıklı bir şekilde operatörleri yönlendirmek amacıyla doğrudan bu ürün gruplarını kullanabilirsiniz. Şöyle kısa bir videomuz da var hatta bu Pitulite ürün gruplarıyla alakalı. Yani kısaca Pitulite tarafında da gerek doğrudan bağlananlar, gerek wireless ürün grupları, dokunarak, sensörle ya da bariyer şeklinde birçok ürün grubuyla alakalı sizlere rahatlıkla destek ve çözüm sağlayabiliriz. Bir diğer ürün başlığımız da bizim makine emniyeti tarafı. Burada gene biraz hızlıca geçeceğim bu tarafı sadece örnekleme olması açısından. Işık bariyerleri. Farklı boylarda, parmak koruma, el koruma, vücut koruma noktasında, hijyenik özel bariyerler noktasında birçok seçeneğimiz var. Bunlarla birlikte kullanılan safety röleler, ister sadece bariyerle kullanılan ya da komple sistemi kontrol edebileceğiniz programlanabilir röle grupları, alan tarayıcılar,
ışıklı acil stoplar, ışıksız acil stoplar, yıkanabilir acil stoplar, kapı switchleri, menteşe switchler, dilli switchler, ipli switchler, RAM bar çiftel butonları, yani makine emniyeti tarafında da sizlere sunabileceğimiz çok geniş bir yelpazede ürün grubu mevcut. Bir diğer bahsetmek istediğim başlık Endüstriyel Wireless tarafımız. Endüstriyel Wireless tarafını güçlü kılan özelliklerden bir tanesi aslında bizim için güvenli olması, bizim ürün grubumuzun. Ürünümüzü point to point dediğimiz noktadan noktaya doğrudan yapabiliriz. Ya da merkezde bir haberleşme noktanız var ve sahadan farklı yerlerden data almanız gerektiği durumunda gene merkeze çift taraflı olarak data basabiliriz. Veya ağaç topolojisi olarak adlandırdığımız farklı bir şekilde bir algoritma kurmanız gerekiyorsa, bir repeater eklemeniz gerekiyorsa bunları da rahatlıkla sağlayabiliriz. Ve bu ürün gruplarında açık alanda 3 kilometre gibi gerçekten ciddi bir menzile sahibiz. Ürün gruplarına dediğim gibi güzel kılan şeylerden bir tanesi de kriptolu olmaları. Burada node olarak, gateway olarak sahanın isteklerine, ihtiyaçlarına göre farklı IP sınıflarında ya da X-Proof ürün gruplarında seçenekler sunabiliriz. Mesela birkaç tane wireless tarafında da şöyle görsel olması anlamında uygulama. Herhangi bir datanın analog, dijital ya da modbus olarak bir noktadan bir noktaya aktarılması ya da doğrudan kendinden wireless olan sensörlerin kullanılması. Mesela burada bina otomasyonundaki bir nem sıcaklık kontrolü, bir enerji izleme ya da bir proses otomasyonundaki bizim olsun olmasın herhangi bir analog dijital sensörün datalarının kablosuz aktarılması. Bir gaz analizi, bir akış kontrol veyahut da tarım. Aslında farklı bir taraf olarak tarım. Nem sıcaklık kontrolleri, bir atık su tesisindeki kullanılan şeyler, fabrikanızın çevresinde bulunan bir kuyunun seviye kontrolü veyahut da taşıma veya lojistik tarafında vinçlerin üzerindeki herhangi bir datanın, kullanmakta olduğunuz fabrikanızdaki bir AGV'nin üstündeki dataların kontrolü ya da bir yükleme kapısındaki wireless araç algılama sensörlerinin kullanımı gibi seçenekler var. Bir diğer başlığımız endüstriyel görüntü işleme tarafı. Burada da farklı ürün gruplarımız var. Bunlardan bir dakikada bile programlayabileceğiniz, çok basit, 15 dakikada eğitimini alabileceğiniz, insanların korkmaması gereken IVU serimiz. Burada basit bir parça algılama işi, bir etiket var yok, herhangi bir kapak yerinde değil, belki bir basit seviye kontrolünü bile rahatlıkla yapabileceğiniz, kendi üzerinde programlanabilir ekranı bulunan ya da harici ekranla kullanabileceğiniz ürün grupları. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda, işin içine bir kalite kontrol, bir ölçüm işi girdiğinde kullanabileceğiniz VE serimiz. Burada farklı aydınlatma seçenekleriyle doğrudan sizlere hizmet verebiliyoruz. Çünkü burada aydınlatma tarafının üreticisi yine benir. Sadece kamera tarafının ya da sensör tarafının değil, aydınlatma tarafının da üreticisi olduğu için komple paket halinde sizlere çözümler sunabiliyor. Dediğim gibi burada bir parça varlık yokluk uygulaması, herhangi bir sıkılan bir ya da sürülen bir malzemenin bütünlüğünün, genişliğinin kontrolü olabilir, boyut ölçümü olabilir. Bunların tamamında gene VE serisiyle sizlere fayda sağlayabiliriz. Görüntü işleme tarafında sizlere geniş bir yelpazede seçenek sunacağımız barkod okuyucular. Burada da farklı ürün aileleriyle gene sizlere özel çözümler sunabiliyoruz. Şöyle kısa bir dakikalık gene bir videomuz var. Ekranlı olması gerçekten bir avantaj. DPM gibi zorlu uygulamalar.
Bu da gerçekten farklı bir özellik. Hem görsel kontrol hem de barkod okuma özelliği aynı anda. Kısaca burada siz neye ihtiyaç duyuyorsanız gene geniş bir yelpazede ihtiyaçlarınıza cevap verebiliriz. Dediğim gibi Türkiye'de 10. yılımız. Herhangi bir teknik desteğe, projenizle alakalı bir yardıma, bir ürün seçiminin noktasında bir desteğe ihtiyaç duyarsanız bizim gerek iç taraftaki gerek sahadaki satış ve iş geliştirme arkadaşlarımız doğrudan sizlere yardımcı olabilir. Ofisimiz Ümraniye'de, Şerif Ali Mahallesi'nde. Doğrudan telefonla ulaşabilirsiniz. Ya da daha kolay kendiniz ürün seçmeyi seviyorsanız bizim Türkçe internet sitemizi kullanarak farklı şekillerde arama yapabilirsiniz. Burada çapraz arama yapılabiliyor. Güzelliklerinden bir tanesi bu. Herhangi bir ürün adını biliyorsanız doğrudan ürün olarak arayabilirsiniz. Bir lazer ölçümü ya da fotoelektrik sensör diye arayabilirsiniz. Ama siz aramanızı endüstrinize özel hangi uygulamalar yapılıyor acaba? Ben endüstrimde hangi ürünleri kullanabilirim? Nasıl prosesimi iyileştirebilirim derseniz endüstriyel olarak da arama yapabilirsiniz. Ya da doğrudan bir işiniz var, hangi ürünle yapılacağını bilmiyorsunuz. Mesela benek algılama işi diyorsunuz. Benek algılama olarak da arama veyahut da çözüm kısmını inceleyerek doğrudan sonuca gidebilirsiniz. Banner sürekli yeni ürünler çıkardığı için bunları müşterilerine sunmayı çok seviyor. Bunun için de çok aktif bir LinkedIn sayfamız var. Eğer takip ediyorsanız sizden ricam şu an bile olabilir. Telefonunuzu eline alıp Banner Engineering Türkiye hesabını paylaşmanız. Biz olabildiğince burada günlük olarak bir çözüm paylaşmayı hedefliyoruz. Herhangi bir sektörde kullanılan bir çözümümüz, hangi faydaları sizlere sağlıyorsa bunlarla birlikte. Ya da YouTube üzerinden doğrudan ürün gruplarımızı incelemek isterseniz nerelerde kullanıldığıyla alakalı Banner Engineering Türkiye hesabını ya da Banner Engineering Advanced Technical Support hesabını doğrudan burada kendi yaptığımız müşteriden gelen örneklerle, numunelerle yaptığımız şekilde rahatlıkla açıp inceleyebilirsiniz diyor. Teşekkür ediyor. Sözü de Aysu'ya bırakıyorum. Çağrı Bey, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. OTEK Türkiye genelinde 7 lokasyonda bölge ofisi, 2 lokasyonda da bölge temsilcileriyle hizmet vermektedir. Benim markamızla ilgili uygulamalarınıza yönelik ihtiyaçlarınızla irtibatta olursak çok seviniriz. Sorularınız varsa chat bölümünden yazabilirsiniz. Emre Bey'in bir sensörle alakalı sorusu olmuş ama. Hemen bakıyorum. Ekran paylaşımı. Hangi sensör acaba? Bu sensörler analog olarak da kullanılabilir mi diye sormuş. Ultrasonik sensörlerden bahsediyor Emre Bey. Evet Emre Bey, hem dijital hem de analog olarak kullanabileceğimiz ya da AV-Link üzerinden kullanabileceğiniz seviye ölçüm ürün gruplarımız mevcut. Ultrasonik sensörlerimiz, radar sensörlerimiz mevcut. Ultrasonik sensör değil, burada radar sensör daha kullanışlı olacaktır. Çünkü radar sensörün kendi içermiş olduğu 122 GHz'lik frekansla bu köpüğü rahatlıkla aşabiliyor. Veyahut da size mesela örnekte göstermiş olduğum bir kimyasal bulunan tankın, kapalı olması gereken bir tankın aynı plastiğin dışından ölçmesi gibi onun da altındaki kuvvetli olan sıvıyı ölçme gibi bir özelliği var. Çünkü sensörün programlanabilme aşamasında bir seçenek sunuyor size. İlk gördüğüm hedefimi ölçeyim yoksa onun altında da bulunan ve bana daha güçlü sinyal veren asıl hedefimi ölçeyim. Sensörün üzerinden bunu bile seçebiliyorsunuz. Bu ciddi bir avantaj sağlıyor tam olarak. Su borusundan geçen metali algılayabilecek sensörümüz var mı? Bu maalesef bizim ürün gruplarımızda mevcut değil. Bu birazcık daha farklı indüktif mantıkla çalışan ürün gruplarıyla çözülebilir Hakan Bey. Kimyasal açık bir havuz tesisinde arıtma tesisi gibi bir yerde radar sensörümü önerirsiniz. Tabii 15 metrelik menzille doğrudan kullanabileceğiniz ürün grubu aslında bu. Hatta şöyle geçen hafta büyük bir proje yapıldı. Gene bir arıtma tesisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Geri dönüşüm tesisi. Orada radar sensörlerimizde çözüm bulduk. Video kaydı Bahadır Bey sormuş. Video kaydı paylaşılacak.
Video kaydı paylaşacak. Rica ediyorum Emre Bey. Memnuniyetle. Sinan Bey'in şöyle bir sorusu var. Pick to light ürünlerde yıkanabilir ürünler var mı diye soruyor Sinan Bey. Tabii ki. IP69K ürün gruplarımız tazikli sularla, kimyasallarla yıkanabilecek bile ürün gruplarımız mevcut. Soğukta kullanabileceğiniz, eksi 40 derecelerde kullanabileceğiniz ürün gruplarımız mevcut. Burada yelpazemiz bayağı bir geniş. Çekiyorum. Bütün sorular bana düşmüyor olabilir. Başka varsa gördüğünüz duymak isterim. Ben gelenleri iletiyorum Çağrı Bey. Ben de kontrol tamamdır. Ediyorum. Bize teşekkür Ayşe ediyoruz. Siz de mail adresinizi yazabilir misiniz? Ben yazdım ama isterseniz siz de yazın. Yani herhangi bir sorunuz olursa ister bot'e ister bize her zaman doğrudan ulaşabilirsiniz. Biz çünkü ürün değil birazcık daha çözümü konuşmayı seviyoruz. İnsanlar bize bazen ürün muadilleriyle alakalı geliyor. Diyoruz ki ürünün ne olduğu bilmiyor. Sizin ihtiyacınız ne? Çünkü bir yanlışı tekrar tekrar yapmanın bir anlamı yok. Herhangi bir prosesinizde sizi zorlayan, sürekli sıkıntı yaşadığınız, kırılan, bozulan bir yer varsa biz ilk önce bunun sebebini bulalım. Ve buraya gerçekten çözüm olabilecek bir şey var mı, bir ürün var mı? Bununla ilerleyelim. Güzel bir teşekkür ediyoruz. Okey. Başka bir sorunuz varsa evet dinleyebiliriz. Bize teşekkür ediyoruz Özhan Bey. Okey. Galiba yok gibi. Evet. Arkadaşlar YouTube kanalımızda yayınlanacak bu arada webinar. Onu da ben belirtmiş olayım şimdiden. Kaydı aldık tamamen webinarın. Biz çok sağlıklı günler dileriz. Çok teşekkürler herkese. Çarbe evet, sizin var mı son eklemek istediğiniz? Yani eklemek istediğim bir şey yok. Ben sadece şu an çok yaklaşık 39 bin civarında ürün grubu var. Çok başlıklardan bahsedebildik. Zamanımız çok kısıtlı olduğu için. Umarım kimseyi sıkmamışızdır burada da. Herhangi bir ilgi çektiğini düşündüğünüz bir yer varsa dediğim gibi mail adresleri üzerinden doğrudan ulaşırsanız daha detaylı sunum. Hatta sahada aktif olarak gezen satış mühendisi arkadaşlarımızla bu ürün gruplarının çoğunun demoları mevcut. Gerek sizlere masa üzerinde demoların yapılması, gerek sahada bir deneme ürün gruplarıyla alakalı bir deneme, bir test aşaması olabilir. Burada destek olmaktan memnuniyet duyarız. Gülcan Hanım tabii ki. Mehmet Bey çok biz çok teşekkür ederiz. Ayşe Hanım'a mail atarsanız size geri dönüşleri sağlayacaktır zaten konuyla ilgili. Mustafa Bey sizden de son bir sözlerinizi alalım. Bütün katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü zamanlarını bize ayırdılar. Onlar için de verimli olduğunu düşünüyorum. Yani Çağrı ve Aysu güzel hazırlandılar buna. Ellerinden geldiğince yardımcı olacak bilgiler vermeye çalıştılar müşterilerimize. O yüzden ben herkese zamanını bize ayırdıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı da olmuştur. Herkese de sağlıklı günler diliyorum. Şu günlerde en çok duyacağımız şey de olur. Evet, gerçekten herkese sağlıklı günler. Güzel dilekleriniz için de herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Herkese o zaman sağlıklı günler diliyoruz. Aysu Hanım, Çağrı Bey yine çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Biz de teşekkür ederiz Can Bey, sağ olun. Bir sonraki webinarımızda da görüşmek üzere. Kolay gelsin herkese. Herkese sağlıklı günler. Görüşürüz.